seçim hazırlıklarımız yoğun bir tempoyla Menteşe, Bodrum, Marmaris, Datça, Milas, merkezler ve yakın köylerinde olabildiğince yoğun bir tempoyla geçmekte. Bütün vekil adaylarımız sahada, o il yönetimler, il koordinasyonlarımız sahada, alanlarda birebir diyaloglarla, seçim arabamızın anonslarıyla bu çalışmalara devam ediyoruz. İttifak içerisinde bulunduğumuz partilerden seçimden çekileceğimiz yönünde bir sahadan gelen bilgiler var. Bunun nasıl anlatılır bilmiyorum. 45 bin oy almış, bir önceki seçimde 45 bin oy almış bir partinin sahadan çekilmesinin söz konusu olmayacağını çok açık bir şekilde beyan etmek isterim. 14 Mayıs akşamı Türkiye seçim tarihine Muğla'dan da bir adayı yazdırmak istiyoruz. Muğla'da 2015 seçimlerinde 34 bin oy almıştık. 2018'de seçimlerinde bu oyu bir 11 bin civarında yükselttik, 45 bin lira dayadık. Şimdi bunun da üzerine koyacağımızı, ciddi bir rakam olarak koyacağımızı düşünüyorum. Ezilen halkların kardeşlik adına söz kuranın, ekoloji adına söz kuran partinin yeşil sol olduğunu, demokrasi için, barış için yeşil sola bir oyla yurttaş sen de ver demek istiyorum. Muğla yerelinde seçim çalışmalarımız tempolu bir şekilde son hızla devam etmekte. Muğla'nın her noktasında, olabileceğimiz her noktada, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle, ev ev, vekil adaylarımızla, kadın arkadaşlarımızla, olabileceğimiz her yerde seçim çalışmalarını yürütmekteyiz. İddialıyız. Çünkü ucuna yaklaştık ve biz Muğla'dan vekil çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağız diyor. Seçimden sonra mecliste yer aldığımızda Muğla vekilimizle birlikte önceliğimiz Muğla yerelinden başlayarak, önceliğimiz Muğla ve tüm ülkedeki ekolojik alana karşı çıkmak, tüm ezilenlerin, kadınların, çocukların, ötekileştirilmiş herkesin haklarını sonuna kadar savunmak ve yapabileceğimiz her şeyi orada yapmak. Bu nedenle oylar yeşil sol.